Ya aslında aynı yerden bakmak gerekiyor. İki tane. birinci Ermeni diasporası ikincisi Yahudi diasporası. Evet. Biliyorsun Amerika'da çok çok etkin. Bizim en temel yanlışlarımızdan bir tanesi meseleyi anlatırken biz içe Anlatıyormuşuz gibi anlatıyoruz meseleyi. Yani sadece Türkiye'de iş kamuoyunu anlatır gibi meseleyi anlatamıyorsunuz. Çünkü oranın şeyleri çok farklı, hı. yapıları çok farklı. Burada Cumhurbaşkanı ifade ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı söyledi bu Kaan e, uçağını üretme meselesi. Şimdi anlaşılan o ki Türkiye bu savunma sanayinde hakikaten son yıllarda büyük bir yol aldı. Hı hı. Yani daha önce e, prodüktör meselesinde aynı sorunu yaşamıştık. Cumhurbaşkanı ifade etti. İHA, SİHA, ya, ürettik. Ama şunu da çok net görmek gerekiyor. Çok açık ifade etmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri böyle şahıs merkezi politika üreten bir devlet değil. Yani uzun vadeli ve kendi çıkarları doğrultusunda politika üreten şey. Senatosu var, Pentagon'u var, CIA'ı var, Corporationları var, yani düşünce kurumları var. Bir bütün geliyorlar size ve dolayısıyla da şimdi belli meseleleri halletmeden bu noktada ABD ile anlaşma şansınız var mı? Çok açık ifade edeyim yani şimdi bir taraftan ABD, YPG dünyanın silahını verecek. Bir taraftan Suriye meselesinde durduğu yerde duracak. Ondan sonra İsrail meselesinde de kez aynı yerde duracak ve sonra Türkiye'ye bu noktada bir alan açılacak dediğinizde, o zaman şu politikanın gelişmesi lazım. Nasıl ki Rusya ile biz belli ülkelerde, mesela Libya'da belli bir yerde duruyoruz Rusya ile, Suriye'de belli bir yerde duruyoruz, Karabağ meselesinde belli bir yerde duruyoruz. Yani toplancı bakış açısını bırakıyorsak ABD'de de bu toplancı bakış açısını bırakmamız lazım. Topyekün olarak eğer ABD'yi tamamıyla hani karşımıza alıp bu böyledir dediğinizde bir şeyi çözme şansınız olmuyor. Ama orada lobiler üzerinden gittiğinizde, senat üzerinden gittiğinizde, Belli şeyler. Çünkü bunun aynısı biz Birleşmiş Milletler'de yaşadık. Yani daha önce hatırlayın Birleşmiş Milletler'de Türkiye bir şeye girdiğinde neredeyse 100 ülkeden fazla destek alıyordu. Sonra bu işbirliklerini bıraktık 50 ülkeye, 52 ülkeye, 49 ülkeye falan düştü. Yani aslında bunu yaptığınızda bu işbirliklerini genişlettiğinizde çok farklı sonuç alabiliyorsunuz. O anlamda ben ABD'nin de e, eskisi gibi bakmadığını biliyorum. Yani neden eskisi gibi bakmadığını biliyorum. Mesela şu artık bir gerçek. Yani Rusya meselesi, Ukrayna meselesi, Suriye meselesi, Doğu Akdeniz gazı birçok mesele yan yana getirdiğinizde İsrail ile ilişki meselesi, hı hı. Orta Doğu'da ABD'nin tavrı, orada Suudi Arabistan başta olmak üzere Çin'in oraya gelişti falan. Yani çok şey değişti. Şimdi biraz sonra gaz meselesine girdiğimizde evet. daha da anlaşılacak. Şimdi geleceğiz gireceğiz. Şunu çok net ifade ederek bitireyim ben. Yani Türkiye'nin bu lobi faaliyetlerini çok akılcı yürütmesi lazım. İpek çok net bir şey söyleyeyim. Gezi meselesi olmuştu. Ben yurt dışındaydım. Hı. Ee, gittiğim ülkede... Bir doktor Türkiye seyahatini iptal etmiş. Dedi ki ya ben ülkenize gidecektim dedi. Ee, gitmekten vazgeçtim. Niye dedim? Ülkenize hiç savaş var dedi. Ben de şimdi gezi daha tam sönmemiş. Hemen arkadaşlara dedim acaba bizden sonra bir şey mi oldu? Hı. Yani çünkü ülkede sıkıntı vardı. Dediler ki hayır yani nasıl bıraktıysan öyle. Dedim ki ya nasıl ülkemde hiç savaş var? Siz buna nereden vardınız? CNN International açtı. Dedi ya ben burayı seyrediyorum dedi. Ben dedi biletimi iptal ettim Ve hakikaten bileti gösterdi bize. Sonra ben Türkiye'ye döndüğümde bizim ne kadar yani sadece gezi meselesi üzerine söylemiyorum bunu. Bir şey anlatma noktasında ne kadar eksik, eksik olduğumuzu olduğunuzu. orada görüyorsunuz. Çünkü bu araba giydirmeyle olacak iş değil. Yani bunun bir düşünce kurumlarının olması gerekiyor, rapor üretmeniz gerekiyor, bilim adamlarını çağırmanız gerekiyor, oradaki gazetecileri çağırmanız gerekiyor. Biz şöyle yapıyoruz. Yani dedi hocanın ifadesi çok güzel aslında. Yani belli merkezlere parayı verdiğimizde bunu bir reklam bütçesiyle sanki siyasi parti reklam işiymiş gibi halletmeye çalışıyoruz. Ama bunun arkasında mesela gazetecileri getirip gezdirmeniz lazım. Belki savunma sanayi ile ilgili orada yazan dergileri getirmeniz lazım. Yani şimdi altyapısını hazırlamadan bir şeyi haklınıza vurgu yapmaya çalıştığınızda aslında siz kalenize gol yiyorsunuz. Çünkü onun bakış açısı çok farklı. Yani onun Hı. bakış açısı NATO meselesi olmuyor. Onun bakış açısı YPG meselesi oluyor. Onun bakış açısı bazen Doğu Akdeniz oluyor. Bazen. Peki bu lazım bu olan şeyi mesela sen biliyorsun da hükümet bilmiyor mu? Şöyle çok açık ifade edeyim. Çok açık ifade edeyim. Yani e, bunun da çok cerimesini çeken bir insan olarak söyleyeyim. Ya biliyorlar da sorun şu. E, bu ahbap dost ilişkilerle yürüyor. Evet ya bir şeyin yapılması gerekiyor. Yani biz ipe'ye verelim bir şey. Hmm. O bir köşesine yapsın. Sonuç almaya yönelik değil. Sadece iş vermeye yönelik. Sorun buradan başlıyor zaten. Hmm. Yani çok bir örneğini söyleyeyim. Ben mesela ısrarla yıllardır şunu söylüyorum. Türkiye belli ülkelerde yayın yapacak olan belli internet siteleri kurmalı bana göre. Ama bu internet siteleri hükümetin borazanlığını yapmamalı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin milli politikalarını anlatmalı. Mesela Karabağ, Kıbrıs... Savunma sanayi, YPG, ya bütün bunları anlatabilmeli ve bu o ülke insanına ulaşabilmeli. E şimdi bunu yapabilmeniz için ne yapmanız lazım? Çok basit. İstanbul'da merkez oluşturursunuz 50 kişi. Doğru haberi üretirsiniz. Onu farklı dillere çevirirsiniz. Her ülkede internet siteleri kurarsınız. Oradan bütün medyaya dağıtım yaparsınız. Değil mi? Çok basit. Ama şimdi bunu hayata geçirdiğiniz yani Rus zaman... Rus medyası yapıyor bunu ya da... Yap, Tabii. Bütün Her dünyada bütün bizim de yapıyor. medyamız var ama tam şey değil. Yani... TRT Ördümüz var, Arapça'mız var, Oğuz var bu ama bunu biraz daha nitelikli hale getirmek lazım. Yaygınlaştırmak lazım. E şimdi bunu birine verip de takibi yapmadığınız zaman bu gelenek genelde Araplarda var. Yani Araplarda çoktur o gelenek. Mesela birine bir şey teslim ederler. İş yürüyorsa çok bakmazlar. Ancak arıza çıktığında bakarlar. Yani o iş onlara göre bir şekilde gidiyor. O yüzden bu ahbap dost ilişkilerinden çıkmak gerekiyor. Yani bu uluslararası PR meselelerinde gerçekten bundan çıkmak gerekiyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani işte Türkiye'de herkes belli gazetelerin 10 bin, 5 bin basıldığını biliyor. Ama basın ilan kurumuna bakıldığında 100 bin, 100 bin, ilan alındığını görüyor. E bunun üzerinden de şimdi o gazetede de... O gazeteye ilan veriyorlar. Hayır yani. ilan boş ver yani ilan veriliyor ama o gazetede de işte hak konusu, etik değer konusu, işte kamu malı konusu. Yani diyorsun ki ya baştan... Bus... Bu ne perhiz? peki?